İstanbul'da bir hacı efendi geldi bir ara, camideyiz. Başından geçen bir hadiseyi anlattı. Bu mevzuda, evlenecek bir oğlum var hocam diyor. Aradım taradım, bir Müslüman hacı efendi buldum. Onun da uygun olduğunu tespit ettiğim bir kızını istedim diyor oğluma. Onlar da araştırdılar, soruşturdular, kabul ettiler, nişanladık diyor. İki hacı efendi, birinin oğlu, birinin kızı. Anlaşmışlar, nişanlamışlar, tamam. Nihayet gün geldi diyor. Gün geldi, nikah merasimi tertipleyeceğiz. Görüşmeye gittim diyor oğlanın babası. Hacı efendi, inşallah fazla geciktirmeyelim, bir anlaşma yapalım, bir nikah merasimi tertipleyelim de çocukları evlendirelim dedim diyor. Peki, peki dedi diyor. Buyurun, konuşalım. Sizin teklifleriniz var mı, arzularınız var mı, sizi dinleyeyim de ben de kendi görüşümü söyleyeyim dedim diyor. Kızın babası olan hacı efendi, efendim ben görüştüm çocuklarla, akrabalarımla, evvela bir düğün salonu istiyorlar ve düğün salonunda da dans etmek için bir meydan olacak, bir de orkestra olacak dediler diyor. Ben de bunu istiyorum. Bir düğün salonu kiralayacaksınız, düğün salonunda bir dans pisti bulunacak ve bir de orkestra bulunacak. Bunu lütfen başa yazın dedi diyor. Başa yazın diyor. Hani belki cazı, orkestrayı kaldırırız, dans etmeye de müsaade etmeyiz ama bir salonla görüşelim bakalım, bir salon kiralayayım dedim diyor. Gittim, salonun sahibiyle görüştüm. Kardeşim dedi diyor, 25 güne kadar her gece dolu, 25 gün sonra ancak size 2 saatliğine salonu kiraya verebiliriz, 2 saatlik için 80 bin lira para vereceksin dedi diyor. Salon kiralayacak. Şaşırıp kaldım diyor, geldim hacı efendiye rica ettim, yapma dedim diyor, bu kadar masraf etmeyelim, bu kadar günaha, isyana, harama girmeyelim, müminiz, Müslümanız, yapma, ne kadar söylediysem kabul etmedi, vallahi kabul etmem dedi diyor ve derhal nişanı bozdu, kızını çekti, geriye aldı diyor. Müslümana bak şimdi. Ve bu evlilik olmadı hocam diyor. Ama bu adam Müslüman, bu adam mümin diyor utanmadan, bu adam Beytullah'a gitmiş utanmadan, Allah Resulü'nün makamına gitmiş utanmadan, hangi peygamberin ümmeti bu adam, hangi İslam'ın Müslümanı bu adam, hangi mezhebin saliki bu adam, hangi imanın mümini bu adam? Sakın böyle olanlara hacı macı demeyesiniz ha. Sakın böyle olanlara Müslüman demeyesiniz. İslam'ı anlamak zorlaşıyor çünkü. Bunlara bakıp İslamiyet böyledir zannediyorlar. Ve İslam'ın yolunu tıkayan bela bunlar, çile bunlar. Evet, böyle şeyler olmamalı. Müslüman Allah'ın haram ettiğinden mutlak sakınmalı. Müslüman Allah'ın emrettiğini mutlak yapmalı. Yapamıyorsa bunun ızdırabını çekmeli. Bunun acısını hissetmeli. Bari uykuları kaçmalı Müslüman. Uykuları kaçmalı. İslamiyet şu memlekette yaşanamıyor, İslam hayatı yaşanamıyor diye sabahlara kadar Müslüman uykusu kaçmalı hiç olmazsa. Izdırap duymalı çünkü. Neşeyle bu rezalete razı olunmaz.